başım ağrıyor. Şşş, başım çok ağrıyor. Sus! Sus ya! Bu sefer ölmüş ya. Yaşasaydı şaşardım zaten. Benimle kalsaydı. Tamam güne bugün gittim zaten. Beyazıt'ta gördüm böyle üstüne. Beyazıt'ta mıydın? Geziyorsun. Yok gezmedik. Kimliydin? Kim? Kimliydin kim? Kimseyleydim kızım işte öyle Akif'le kaderle yürüyorduk kaldım. Kapalı çarşıda gittiniz mi? Yok gitmedik. Çok can çektiyse mesela böyle kalk kendin al. Ha? Nereye? Ayaktayken radyoyu da atarsın hep. Ha? Tamam ne be? Bir selam verin ki önce. Lan buraya koymuşum böyle tamam lan. Biri de bulup buraya getirmiş. Ama. Yeah.
Kaput. Kaput. Das ist eine historische Begegnung. Beide Mannschaften nur scheinen entschlossen, alles zu geben. Es war das Jahr 1915, der Erste Weltkrieg, Çanakkale. Hast und immer noch da bist. Hä? Ich arbeite seit 15 Jahren hier und ja? Ich mache meine Arbeit sehr gut, Herr Müller. Ja? Vielleicht haben Sie mich mit dem anderen Hans Meier verwechselt. Ich meine, Herr Müller? Herr Müller? Wir warten schon sehr lange, oder? Ja, wir warten schon ziemlich lange. Mir ist auch schon voll langweilig. Warum bist du hier? Entschuldigung, meine Tochter ist ein Mensch. Nein, mach dir nichts, kein Problem. Es ist ja wirklich sehr... Was ist daran höflich? Die übliche FUTF-Situation. FUTF! Geht doch nicht, bitte. Sam, wo ihr schon mal gerne so Doktor haben, ha? Ach, schon wieder geht die mir sehr kick. Sibel, ich bin zurück. Verstehst du? Ja. Seit genau 10 Jahren arbeite ich hier in Istanbul, in diesem Konsulat. Und weißt du, was ich alles dafür geben würde, um an deiner Stelle zu sein? Weißt du das? Ja. Seit genau 10 Jahren arbeite ich hier. Ich spreche perfekt Deutsch. Ich habe die besten Schulen Istanbuls besucht und im Ausland die besten Universitäten der Welt. Ich habe mein MA in den Staaten gemacht. Ich spreche neben der deutschen Sprache perfekt Englisch und Französisch. In der Nähe vom Bosporus lebe ich mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in einem der feinsten Stadtteile Istanbuls. Und trotzdem, Frau Cornelia Akdoğan, brauche ich ein Visum für Deutschland. Also für das Land, für das du dir zu schade bist, mal vorbeizuschauen, brauche ich für jede Einreise ein Visum, für das ich 60 Euro bezahlen muss. Egal, ob ich für 3 Tage bleibe, 6 oder 9, kapisch? Verstehst du mich? Hast du, Cornelia Akdoğan, die du hier hergekommen bist, die du hier von einem Kerl ein Kind gekriegt hast und die du es vorgezogen hast, hier zu leben, sogar im Dreck von Tata, was du hast nicht den Luxus, mir nicht zuzuhören. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe. Ja? Dann setz dich hin und hör zu. Bunların mesleği neydi ya? Anladım. Durup durup ağlıyormuş. Ne saçmalık. Ne diyeyim, yapamayacağım. Sanki bir alakası varmış gibi. Çünkü biz de yıkmak taraftarız. Hakaret ediyorsunuz ama buna hakkınız yok. Efendim? Dakikalar. Ne olmuş yani dakikalara? Dakikalar. Karanlıkmış, yıkılmış dakikalar. Kaç defa dakikaların düşürdüler herhalde. İlerlediğini söyleyecek. Eşkilsiz bize bakıyor. Yapamayacağım varmış. Kusura bakmasın gibi dakikalar. Nehir ya da bir şelale gibi bir yerlere düşer, hızla düşer. Dakikalar. Bir denize ya da tepede taşları başka nehirleri. Bu kadar katastrofik hale getirmeye gerek yok. Hem gerçekten de dakikalar düşmez, ilerler. Bir nehre baktığınızda ne görürsünüz? Ne görürsünüz? Nehrin ilerlediğini. Su ne düşer ne de geriler. Nehre suyu hep ilerler. Su alabilir miyim lütfen? Tabii. Arada fark var. Düşmek başka, ilerlemek başka. Bence bütün bu olay çok. Her şey. Dakika, nehirler, trajik alegoriler, oyunlar, çürümüş, köhneleşmiş ev takıntısı. Neredeyse mazoşizm.
Ev üstümüze yıkılınca görürsünüz. Ondan sonra da yıkmak, o üstüne yıkmak arasında yıkmak üzerine eve geldiğiniz herhalde. Yıkılıyor mu? Bakın. Yıkıyor. Sizin o çok sevdiğiniz düşen dakikalarınız ilerliyor. Ev çürüyor. Yapacak başka bir şey yok. Fazla vakit kaybetmeden anlaşalım, zamana karşı duramazsınız. Hayır yani, asıl komik olan onların tutumu. Ne olacak yani? Evin üstümüze yıkılmasını mı bekleyeceğiz? Düşen dakikalarınızda üstünüzü yıkılan evlerinizle beni ellerinizle birlikte yerin dibine cici anneannenin yanına göçmeyi. Pardon, düşmeyi mi? Ya neden anlamıyorlar? Yani bütün bu olay cici anneannemin diri diri gömmek gibi bir şey. Ben daha ne kadar açık olabilirim? Yıkmayacaklarmış. Yıkmayıp da ne yapacağız? Su alabilir miyim lütfen? Hay onları bilmem ama bizim yıkmama kararımız kesin. Hay mutfağı değiştiririz. Odaları değiştiririz. Tesisatı değiştiririz. Anlamıyorum. Su alabilir miyim lütfen? Efendim? Çatıyı değiştiririz, kapıyı değiştiririz. Ve tabii evin dışarı boyası. Tavana, lavaboları, mermerleri, evin boyasını, çürüyen tahtaları, tavan arasındaki pisliği, fareleri, kapıları, şey kuyruğu kaçırıyan mekçileri, pencereleri, tahtaları, taşları, betonları, mermerleri, komodini, eşyaları, balkonu, balkonun korkuluklarını, balkonun korkuluklarının demirlerini, balkonun korkuluklarının demirlerini çürüyen demirlerini, her şey mi değiştirdi? Çürüyen demirlerin kaynak yerlerini, su alabilir miyim lütfen? Kedilerin avlanımları, fareleri, böcekleri, hamamları, hamamları, saksıları, bahçeyi, çiçekleri, toprağı, biz kesin çekilen toprağı, sizi, bizi, komşuları, boktan asfaltımızı değiştiririz. Bir de Alaturka tuvaleti. Ama o kadar. Kimse durmuyor. Bir hayaletin peşinde koşuyor rüyalarım. Bir yandan çok bildiğim, bir yandan da hiç bilmediğim şarkılar. Sanki hiç dinlememişim, sanki unutmuşum. Ninnileri hatırlıyorum, ninniler hep orada.
Bir de annemin sesi. Boğuk boğuk uzaktan geliyor. Babamla bir şey tartışıyorlar. Baba sen misin? Baba? Neredesin? Baba? Neredesin? Baba? Buradayım. Sen misin? Baban değilim. Bir hayaletle konuşuyorsun. Babanın hayaleti olmalıyım. Evet öyle. Baban nerede? Baban kayıp şehrin içinde yürüyor şimdi. Karanlık, gri ve tozlu sokaklar. Çocukların oyuncakları bile renklerini kaybetti. Gök doğmaya utanıyor. Geceleri toprağın içine göçüyor. Gündüzleri toz ve kan örttü. Bu şehir Kobani'dir. Doğduğun yerdir. Hep sana sarılacak olan. Geceleri üstünü örtecek yoksul şehir şimdi bir mezar taşı kadar soğuk. Şehri hatırlıyorum. Ama sesin o kadar yakın ki. Peki sen kimsin? Ben senin babanım. Aynı zamanda da değilim. Gölgesi, hayali ve kalbim sana konuşan. Baba sana ne oldu? Sana hikayeler anlatabilirim. Üzülürsün. Hikayeler üzmek için anlatılmamalı. En güzel hikayemizi bile hüzünle anarız. O anlar bittiği, geride kaldığı için. Ama bu benim hikayem değil. Yeter artık, daha fazla oyun oynamayacağım. Adım ne dedim? Hadi in şuradan aşağı. Adım ne? Yeter! Adım ne? Ne bileyim ben? İnsan karısının adını bilmez mi Serhat? Bilir de böyle bağırarak söylersin de unutabilir yani. Hiç geçerli bize böyle değil. Bence de değil. O zaman adım ne? Söyle! Annemin yüzü geliyor gözümün önünde Serhat.